E hadi. Korkunum var da. Biraz da dedektiflik yaparız. Seviyoruz. Dudaktan anladım. Nereden biliyorsam dudağını tadını. Aşırı sinirlenip aniden sövmesi aslında benim de hoşuma giden bir şey. Nasıl ya Safet? Ben chat'i kapatayım mı yine sizden spoiler yememek için bu video boyunca? Şimdi biri spoiler verir keyfimiz azalır falan filan. Sesi azmış bu arada hoş. Videonun sesi mi? Hı hı. Kapat diyor chat. Tamam. Bir buraya bir yıldız koy. Kapattım. Sen de küçük pipi çiz oraya. Çattık ya. An itibariyle chat'i görmüyorum. Buraya bakıyor olmamın sebebi chat bu ekranda açık olduğu için değil. Kamera hemen onun üstünde olduğu için. Go. Daha ne diyebilirim? Ama evli değilsiniz gibi ya. Yok yok değiller değiller. Kendi adımıza konuşayım, biz çok şerefsiz insanlarız. 5 4 3 2 1 Hangisi gerçek serimizin özel karı koca bölümüne hoş geldiniz. Çağrı Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Siz nasılsınız İstanbul? Öpemedim ki. Öpmek istiyordum. Ne yapıyorsun? İyi valla seni gördüm. Bu bölüm senin bölümün. Benim bölümüm bildiğim yerden geliyor. Tabii. Hafta içi ben Orkunlara gittim de. Orkun çok uslu bir koca. Nasıl evde de öyleydi. Efendi bir adam yani harbiden evde de öyle. Kalk kurşunu getir diyor, ben tamam karıcığım. Bayağı eğitmiş yani, onu gösterdi zaten. Çağrı geldi, Çağrı ile Merve oturdu. Merve beni sürekli göreve gönderiyor. Şunu yap bunu yap diye. Nasıldı misafirperverliğimiz, beğendin mi? Çok iyiydi, çok teşekkür ediyorum. Valla çok keyifliydi. İade-i ziyaret. Ziyaret-i iademiz nasıl olacak? Hangisi lan? Bekliyoruz. İadeyi ziyaret yaparsınız siz de bana. Evet, biz onu yapalım. Ben de elimden geldiğince sizi ağırlamaya çalışırım. Ama sen yalnız olduğun için aynı keyif vermeyeceksen. Çağrı'nın sweatshirt'ünü çok beğendim. Le Benjamin'in böyle bir ürünü olduğunu ben bilmiyordum. Çok beğendim. Sanki. Bir şey diyeceğim, senin de yaşın geldi artık bence. Kanka şu programı aç hadi girelim. Birini seveyim ya. Misafirlerimiz gelsin. Alkışlarla. Merhaba ben Elvan. Merhaba ben Caner. Biz gel. Ya Caner abi bak şimdi ilk görüş yorumlarıyla bir başlayalım. Tamam mı? Esra bu arada chatte sesle ilgili falan filan kameranın yeriyle ilgili bir şey olursa bana söyle, olur mu? Tamam söylerim. Caner abi ya bazı insanlar direkt kastır ya. Evet değil mi, bence de öyle. Ya Caner abi çok kast yani, anladın mı? Hani kast gibi yani Caner abi. Ne bileyim yani çok... Anladınız mı yorumu bilmiyorum ama... Gerçek karı kocayız. Merhabalar ben Azra. Merhabalar ben Safet. Biz gerçek karı kocayız. Olabilitesi olan bir çift mesela. Merhaba ben Ekin. Merhaba. Karı koca olması lazım bile değil mi? Doğru. Hı. Bak mesela hangisi anne kız da teyze kız olursa bile sayılmıyordu. Demek ki burada da nişanlıysa bile sayılmaması lazım değil mi? Aynen. Tamam. Öyle fake'ler atılabilir. Doğru. Merhabalar ben Azra. Merhabalar ben Safet. Biz gerçek karı kocayız. Merhaba ben Ekin. Merhaba ben Buğra. Biz gerçek karı kocayız. Ekin abla merhaba, ben Merve. Merhaba ben Tevfik. Biz gerçek karı kocayız. En çok ikna olduğum ikili bu oldu ilk bakışta. Zor bir bölüm. Hoş geldiniz. Hadi bakalım s**madan nasıl çıkacaksın? Karıcığım çekimdeyim, önemli mi? Şimdi karım arayınca konu da karı koca bölümü olunca... Açman gerekiyordu. Abi açmamız gerekiyor. Şey diyecektim, yaşı yegane diğer çiftlerimize kıyasla büyük bir çiftimiz olunca dilim çok sürçüyor. Çünkü hep bir şey falsom oluyor benim. Şöyle düşün, kendini rahatlatmak açısından. Evet. Onların gerçek çift olmadığını düşün mesela, beni rahatlatıyor o zaman. Elvan Hanım çok sinirli baktı gerçek diye. O sen yaş maç dedin ya, orada bir orayı kaybettin, evet. Onu ben sana söyleyeyim. Peki biz o zaman sırayla çiftlerimizi... Bir de böyle şık eleme sistemi vardır ya böyle sınavlarda falan. Hani mesela diğerleri birbirine çok benziyorsa bir şıkkı otomatikman elersin. Yani 3 tane şık birbiriyle çok alakalıdır. Biri çok alakasızdır. O doğru cevap olamaz diye eleyip 3'ü arasında kalırsın ya. Ben mesela 3 tane genç çift varken bir tane yaşlı çifti sırf yaşlı çifti olsun diye konulmuş gibi hissedip kafamda eliyorum gibi. Ben bunu normal sınavlarda da yapıyorum mesela. Çok doğru bir bakış açısı bence. Ben ne dedim ki, normal sınav, anormal sınav mı dedim ben? Yo, ben bakıyorum. Tamam. Ben de onu diyorum işte.
Önce tanıyalım. Bir tanıyalım. Ön yargıya hiç gerek yok. Ön yargıya gerek yok abi. Hiç kurulmaya gerek yok. Ekin Hanım'dan başlayalım. Merhaba. Ekin Ergü'den Tögel. 26 yaşındayım. Psikoloğum. Hangi üniversiteden mezunuz? Bilgi Üniversitesi'nden mezunum. Ne zaman mezun olduk? 2020'de. Şu an psikologluk yapıyor musunuz? Evet, yapıyorum. Ne özeliniz? İlişkiler üzerine. İlişki danışmanlığı. Kendi söküğünüzü dikebiliyor musunuz? Elimden geldiğince. Size hemen bir tane müşteri paslayabilirim. Benim? Not defteri çok iyi. Lütfen gelelim. Gerçekten bence gelmemiz lazım. Ben mobbinge maruz kaldığımı düşünüyorum evde. İki kere mor çatıya başvurdum ama kabul edilmedim. Lütfen beni alın. Nereliyiz? Ben Makedonya göçmeniyim. Evet, Buğra. Merhabalar, ismim Buğra. Efendim Esra? Bir konuşur musun? Şey, ses kayıyor dediler de ona bakacağım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Kaymaz yok, bence. Şu an hiç sorunum tabii, yok. Tabii kaymaz. Kayan varsa F5 atsın sayfasına düzelir. O benimle alakalı, tweetsel. Tögel, 29 yaşındayım. Erkek kuaförüyüm. 8,5-9 aydır da yeni bir evliliğim var. Merve Hanım'la devam edelim. Evet. Merve Erabay Becergen, 32 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Bir müzik şirketinde dijital pazarlama müdürlüğü yapıyorum. Siz nerelisiniz? Anne tarafım Trabzon, baba tarafım İstanbullu. Selamlar. Vay vay. Tevfik ben. 35 yaşındayım. Yaklaşık 3 yıldır evliyim. Tasarımcıyım. Mimar Sinan mezunuyum. Kuşadalıyım. Severiz Kuşadası. Azra Şura İleri Kır, 25 yaşındayım. Azra Şura İleri Kır. Ha, iki ismi var. Hem eşinin hem kendi soyadını kullanıyor. Tamam. İstanbul doğumluyum. Ben adınızdan sonrasını kaçırdım bu arada. Azra Şura İleri Kır. Azra Şura isim. İleri. İleri soyisim sizin. Kır eşimin soyisim. Eşinizin soyisim. Enteresan. Tekerleme gibi olmuş. Samsunluyuz. Satış pazarlama uzmanıyım. Neyi satıyorsun? Nasıl satıyorsun? Yani biz otomotiv sektöründeyiz. Bak. Otomotiv parçaları üretiyoruz ve bunu satıyoruz. Buyurun. Merhabalar. Ben Saffet. Evet, Saffet Kır. 29 yaşındayım. Azra ile beraber aynı şirkette çalışıyoruz. Azra'nın aile şirketiyle. Senin pozisyonun nedir? Ben yöneticiyim. Proje yöneticisi. Azra'dan daha yüksek bir pozisyonda mısın sen şirkette? Maalesef öyle. Ama senin aile... Niye maalesef ya? Senin şirketi... Ne kadar güzel bir şey. Yetmek için mi Azra ile evlendin? Yani ben zaten lise, üniversite... Hanımefendi yüksek pozisyonda çalışsa o da güzel bir şeydi. Olur böyle şeyler. Hep otomotiv üzerine okumuştum. Yani deneyimi daha çok olduğu evet. için, satış pazarlama da benim alanım olduğu için ikimiz de farklı birimlerdeyiz. Tamam, peki. Teşekkür ederiz. Elvan Hanım'la Caner Bey'i tanıyalım. Ben Elvan Ummak. Elvan Hanım'ıyım. Yaşınız kaç Elvan Hanım? Çok gereksiz heyecanlanmadım ya. Hanımefendi mi? Evet, çok gereksiz heyecanlandı. Aslında gereksiz heyecanlanma da birazcık kast olmayanlarda olur gibi ama... Ters psikolojinin ters psikolojisini yapıp hem kastsa hem de heyecanlanma rehpesi yapıyorsa. Yo bence öyle değil. Bırak kazansın yani zaten onu da yapıyorsun. Kastsa heyecanlanır bence çünkü diğer türlü başka bir şeyi ispat etmek zorunda değil. Öyle ya zaten. He doğru evet. İnşallah Elvan Hanım heyecanından böyledir. Çünkü geçen de gerçek çiftte bu heyecanın birebir aynısını gördük. Ama sonradan doğru oldukları ortaya çıktı. Orada biz mi anlayamadık? O taraftan yanlış bir söylem kadın miydi? Yaşını unuttu çocuklarının, adını unuttu çocuklarının, yaşını unuttu. Oluyor bu yani demek ki. Efendim ben Deniz Caner Ummak. 55 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Elvan'la bir senelik evliyiz. Ah. Geç buldum ama eşimi çok seviyorum. Keşke şimdiye kadar onun gibi birisini bulsaydım da evlenseydim diyorum. Ben annemle yaşadım ömür boyu. İlk evliliğimiz oldu. Şimdi bak mesela bu abi benim ön yargımı bir çıtır kırdı. Nasıl kırdı Esra diye sor. Nasıl kırdı Efoş? Nasıl biliyor musun? Şimdi bu abiyle bu hanımefendi şunu da diyebilirdi. 20 senelik evliyiz. Anladın mı? Daha çok güven kazanmak için. Ama 1 senelik evliyiz demeleri bir inandırma noktasına da getirdi beni. Anladın mı? Şu an herkese eşit mesafedeyim. İlk ya. Evliliğim kendisinin ikinci evliliği. Aa. Evet yani dedim ben bu kadar niye durmuşum ya, bekar. Caner Bey ne iş yapıyorduk? Efendim ben bir sigorta bürosunda çalıştım, emekli oldum. Şu an emeklisiniz, çalışmıyor musunuz peki? Benim birkaç tane dairem var, mülküm var, oradan kira alıyorum. Durumumuz iyi. Hobi olarak neler yaparsınız? Efendim ben şarkı söylemeyi çok severim. Çok... Belli ama. Diksiyonunuz çok net ve düzgün. Teşekkür ederim. Sizlerin de öyle efendim. Çok teşekkürler. Caner Bey çok düzgün bir insan. Bizim programımıza
fazla düzgün kaldı. Kendi adımıza konuşayım, biz çok şerefsiz insanlarız. Estağfurullah oğlum böyle şey. Caner Bey çıtayı çok yükseltti şimdi. Evet, şu an programın kalitesi bir tık daha böyle ciddiyete bindi. Elvan Hanım, sizin hobileriniz var mı? Caner Bey mesela patlat bir şarkı be abi denmez miydi? Ben orada olsam derdim. Böyle Türk sanat musikisinden iyi parçalar söyleyecek gibi bir hava verdi bana. Ben de müzik seviyorum, evet. Söylüyor musunuz siz de? Evet, söylüyorum. Caner Bey, bir kuble sizden o zaman. Ha, ha evet, keyirim ya. Çok sevdiğim bir türkü var, Erzurum türküsü. Kırmızı Gül Demet Demet diye bir kuble söyleyeyim size. Kırmızı Gül Demet Demet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, çok iyiydi. Hızlı mı kesmişler sanki? Abinin akustiksel ve mikrofon şurada olduğu için tabii birazcık problemli geldi sesi. Aslında çok iyi bir makam bilgisi olduğu açık. Ben bir şey sormak istiyorum. Tam Türkiye başladı, bir not aldın. Ne yazdın acaba? Çok puan mı veriyorsun adama? Not almadım. Şeye dikkat ettim yalnızca. Elvan Hanım'ın tepkilerine dikkat ettim. Bir de işte Saffet'e baktım. Saffet biraz şey yaptı. Şimdi Orkuncum, yarışmacılarımızı tanıdık. Tabii ki bir insanı tanımak bazen bir ömür sürüyor. Orası çok ayrı. Vay vay vay. O boşa girmeyeyim şimdi. Senin ilk etapta ya burasından birazcık üzerine gidelim dediğin kim var? Merve ile Tevfik'in bence biraz üstüne gidelim. Neden mesela öyle düşündün? Bana Merve hiç evliymiş gibi gelmiyor. Genel hayatında hiç evliymiş gibi. Merve'nin bu gülüşü evliyiz gülüşüydü bence. O zaman bir soru alayım senden. Nasıl tanıştınız Merve? Twitter'da tanıştık 2010'da. Twitter'da mı tanıştınız? 2010'da bir de. Retweet ile tanıştık. Ya sen de dedin ki beni RT'ledi, bana yürüyor mu dedin. Allah Allah. Retweet neydi? Gümüş daha iyi zaten, ne öyle altın kro gibi. Türkiye Amerika basketbol maçı için yazdığı bir tweetti. İkinci olmuştu Türkiye galiba. Amerika'da birinci olmuştu. Öyle bir maç vardı. Sen ne düşündün RT'lediğini görünce mi? Ablam da böyle tanıştı Efe. Çok inandırıcı geldi. Ablanla enişten şey, gümüş ne daha iyi altın ne kro gibi tweet'i retweetlediler mi? Hayır, Twitter'da tanıştılar ama babamlar böyle bilmiyor. Ha. Twitter'da retweet'ten mi tanıştılar? Eniştem ablamın bütün tweetlerini favlıyordu. Ablam Twitter'da tanıştılar ama babamlar böyle bilmiyor. Ha. Twitter'da retweet'ten mi tanıştılar? Twitter'den mi tanıştılar? Eniştem ablamın bütün tweetlerini favlıyordu. Ablam bu kim, sapık mı bu amına koyayım falan dedi. Sonra ortak arkadaşları olduğu çıktı ortaya falan derken bir araya getirdi. Oradan aldı yürüdü mevzu diyorsun ha? Aynen öyle. İyi ya, güzel bir hikaye bence, tatlı şeker bir hikaye. Basket maçıyla ilgili tweet attım. RT'lemiş, bana yürüyor. Buna da gülüyorsa hayatımı bununla geçiririm gibi düşündüm herhalde. Yok canım Tevfik, sen de öyle bir tweetten de bu kadar felsefe yapmamışsındır ya. İnşallah böyle tanışmamışsınızdır ya. Gerçekten Saffet'in kariyer hedefi olarak Azra ile evlenmesi bile daha mantıklı şu anda. Ya bir benim tweetle eşini düşüren birisini ben ilk defa görüyorum ya. O tanışmadan 10 yıl sonra evlendik. Tanıştınız, bir de 10 yıl date ettiniz. 2010'da olmuyor mu abi bu olay? Sen şu anda niye bu kadar o evliliği buraya bağlıyorsun ki? Öyle tanışmışlar. Tanıştılar diye de hemen evlenecekler diye bir şey yok. Tanıştınız. Kaç yıl sevgili kaldınız? 10 yıl. 10 yıl çıktınız, sonra evlendiniz. Evet. Ben bu hikayeye inanmadım. Bu hikaye birazcık bana da zayıf geldi. Ama niye ya? Nesi var oğlum hikayenin? Biliyorsun ki bazen evlilikler böyle zayıf hikayelerden çok güçlü doğabiliyor. Teşekkür ederim yorumlarda da. Yorumlarda buluşalım. Senin tanışma hikayeni anlat o zaman, kıyaslama yapabilelim. Biz şöyle tanıştık. Hatta sponsorumuzun da karı koca bölümüne gelmesi çok manidar. Ya Mert. Hay canım. Abi sene 2019 mu? Niye geldin? Yok lan, yok yok, şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Ne yapıyorsun? Valla kanka ne yapayım, baktım. Vay be benim emekli moderatörüm ya. Dedim geleyim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Bizler oldu. Raffles sayesinde tanıştık. O zaman Merve Raffles'ın ajansında çalışıyordu. Biz de eski ofisteydik. Markadan da ajanstan Merve'yi göndermişler. Aa, bu gerçek hikaye. Çekime kapıyı açtım. Böyle bir sürü cips kutusuyla Merve girdi içeriye. O sırada da sevgilisi varmış. Ben sonradan öğrendim. Böyle bir şey oldum. İlk gördüğümde Allah Allah falan oldum böyle. Ben tanıyorum. Anlat bakalım. Maşı şerefsiz, anlat bakalım. Tanıyormuş gibi hissettim. Böyle bir değişik hissettim. Garip hissettim falan. Sonra hemen şey yaptım. Soyadını bilmiyorum. Baktım Merve. Bir sürü Merve var anasını satayım. Hani bulamadım Merve'yi. Sonra ajansa yazdık biz en son. Merve'nin soyadı neydi diye. Hani bir iş için lazım. Uydurduk bir şey işte. Soyadını aldım. Instagram baktım. Hesabı kilitli dedim. Allah. Sonra bakıyorum.
bakıyorum abi her gün. Bir gün hesabı açık gördüm. Sevgilisiyle fotoğrafı var. Sevgilisi aha varmış. Şansındaki Sorkun dedim. Ama şey sonra bakmaya devam ediyorum. Her gün bakıyorum böyle. Sonra bir sevgilisini gün abi tehdit mi ettin? Yok. Ha, tamam. Bir gün girdim sevgiliyle fotoğraflar kalkmış. Sen oğlum her gün baktın mı sevgilisi olan bir kızın evet profiline? Yok. Ne yapayım oğlum? Vurulmuşum, crush olmuşum kıza. Ne yapayım? Ama bak bir kere yazmadım. Takip bile etmedim sevgilisi var diye. Kendi çapında etik bir insanım ben tabii. Baktım sonra sevgiliyle fotoğraflar kalktı. Koş 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 koş. Hemen DM attın değil tabii mi? Tabii hemen DM attım. Aa dedim ne tatlıymış köpeğin. Bak benim de o köpeğim var falan. Öyle şey yaptım. Hatta tavuğu ben Merve'ye artistik olsun diye aldım. O zaman biz konuşuyorduk. Tavuk biraz özür dilerim tavuk. Tavuğu aldım Merve'ye hava atmak için. Merve'ye sürekli şey atıyorum. DM atıyorum tavuğun videolarını atıyorum. İşte fotoğraflarını çekip atıyorum falan. Onun o sıra bir köpeği vardı. Turşuydu. Ben de tavuğun ismini de oradan koydum hatta böyle. Turşu, pilav, tavuk. Tavuk izliyor şu an. Tavuk çok sinirlendi. Öyle işte tanıştık ulan yani. Tavuğun yerinde olmak istemezdim ya. Tavuk izliyor, tavuk çok sinirlendim. Merve de izleyecek asıl. Oğlum olan bu. Merve beni 6 ay peşinden koşturttu. Ben dedi YouTuber'la sevgili olmam dedi, git dedi. Sen o yüzden yazılıma başladın o dönem. Evet, aynen öyle. Sevgili olmam dedi, sen de yazılım mı öğrendin lan yoksa? Ben YouTuber falan değilim, saçmalama dedi. Ulan ben ne diyorum, yatırım yapıyor, kripto kovalıyor bu, ne yapıyor dedim ya. Demek ki arka plan öyleymiş. Evet, konuklarımıza geri dönebiliriz. Ama sen bir ilk görüşte, gerçek görüşte aşık oldun. Evet. Ya ben onu aşık olduğunu o sıra anlamamıştım ama bir çok garip hissettim ya. Hani şey gibi hissettim. Ben önceki hayatımda ağaçmışım, o da benim dalımmış. Yaprakları varmış. Beraber yaşıyormuşuz yok, gibi falan. Ya bu ne biçim ponçiklik ya. Kardeşim benim ya. Maşallah maşallah. Seviyoruz. Romantik. Ay ben bu harekete tövbeliydim. Hangi harekete? Ya bunu. Orkun'un tanışma hikayesini dinledik. İnananlar falan diyor. Beni ele geliyor. Peki Azra ile Saffet'e dönelim. Siz nasıl tanıştınız? Ortak bir arkadaşımızın doğum gününde tanıştık biz. Benim spor salonundan arkadaşımdı. Benim liseden arkadaşımdı. Azra ile Saffet evli ise bile böyle evli oldukları için aşırı mutsuzmuş gibi bir vibe yansıtmadı mı size de? Chat de açık değil karşımda. Şizofren gibi hissediyorum kendimi amına koyayım. Bari cevap verin bir şey söyleyeyim. Yok diyor chat şu an. Yok. Tek kişi yazdı. Ha. Birileri enerjileri düşük dedi. Küsler bence. Taze kavga edilmiş. Bu ortak arkadaşın adı nedir? Aleyna. Aleyna. Saffet soyadı ne Aleyna'nın? Geçer. Hayırlısı. Bana Saffet çok güven vermedi. Ya bence olası bir senaryo gibi geldi bana. Sen Aleyna ile spordan tanışıyorsun. Aleyna'ya niye yürümedin de arkadaşını sekti? Erkek arkadaşı vardı. Ha olmasaydı Aleyna ile evliydin şu an. Hayır, hayır öyle bir şey olmayacak. Hayır öyle bir şey var. Instagram'dan nasıl takip ettin? Şimdi onlar herkesi zaten evli değiller gibi nitelendirdikleri için sert yorum yapıyorlar. Ama mesela evlilerse çok kötü, anladın mı? Ettin o zaman. Evet, story atıyorduk çok beraber. Sert. Arkadaştık. Hmm. Beraber story atarken sen sonra Aleyna'nın Azra'yla olan story'ını gördün. Sonra şey... Ben Azra'nın Orkun'la Çağrı'nın bu konu üzerine olan yorumlarına, Saffet'in de verdiği karşı yorumlara bu kadar tepkisiz kalması sebebiyle Azra'yla Saffet'i eledim. Kafada. Dedin Aleyna'ya dedim beni Azra ile tanıştır. Bizim tanıştığımız dönemden belli bir süre sonra birkaç hafta sonra pandemi yasakları başladı. Instagram üzerinden Azra kedileriyle story atıyordu. Ama biz bayağı takipleştik. Yani arasından nereden baksanız bir ay sonra falan yazdı Saffet bana. Hemen yazmadı. Bir de fotoğraflarıma falan işte beğeniler falan oluyor. İlk posta kadar gidip likeladı mı? Yok o kadar yapmadı. Ya rahatsız edici bir biçimde değil. Instagram'ın aradığı kullanıcı Saffet işte. Bütün etkileşim türlerine geçmiş yani hani. Sen ne cevap veriyordun ona? Hiç. Ne zaman evlenmiştiniz? Hiç mi? Nasıl konuştunuz abla o zaman? Evlenmişsiniz. 2023 Mayıs ayında. 6 Mayıs'ta. Kaç yıl sevgili kalmıştınız? Ortalama 2 yıla yakın. Bu dedikleriniz ne zaman oluyor yani? 2020 yılında ilk tanışmamız oluyordu. Hocam burada bir yalan var. Neden? 2020 yılında Instagram likelama özelliği yoktu. Story likelama. Evet. Güzel. Kalp gönderme yani, yoktu. Like yoktu değil mi? Olsa biz de atardık yani. Yoktu öyle bir şey. Cevap vermeyeceğiz. Saygı duyarız abi. Var mı başka yalanlar? Biz inanırız anlatın. Afiyet olsun. Koyan. O zaman ilk adımı Azra sana Saffet attı. Ne yazdı? Kedilerimle alakalı bir story atmıştım. Ona yazdı. Bu kedi köpek harbiden iş görüyor diyorsunuz ya. Senin kedin vardı. Kedin kaç yaşındaydı? En önemli soru bak. Geçen oradan detaylardayız. Çıkardı. Biri 4 yaşında. Diğeri de 3,5'a yakın. Tamam Saffet sen kedi köpek sever misin? Yoksa hani şimdi kızın kedisi var. Seviyorum ayağımı. Aslında ben biraz daha köpekçiydim ama. Kediler şu an sizde yaşıyor mu? Evet. Yaşıyor. Kedilerin ismini söyleyebilir misin Saffet? Miu ve Cino.
Azra doğru mu? Evet. Hayır, yanlış. Ne dedi? Yanlış mı diyecek yani? Desin ki. Benim insanlara güvenim işte galiba, anlatabiliyor muyum? Prodüksiyon da şey yapıyor, yapay zeka gibi kendini geliştiriyor machine learning'le. Prodüksiyon artık benim bütün sorabileceğim açıkları kapata kapata ilerliyor. Ben Ali abinin farkındayım. Ya ben yine söylüyorum, ben size hiç inanmadım ya. Ben de Azra ile Saffet ikilisine hiç inanmadım neden hakikaten. Neden karar verdiniz? O kadar merak ediyorum. Ama biz de artık hani bu programın olmuş 11. 12. bölüm biz yani. Oldu mu lan o kadar? Yani. Bak Azra, sen bize şu an sinirlendin değil mi biz böyle düşünüyoruz diye? Yani bir tık sinirlendim evet. Ve ben sana bir istatistik vereyim mi? Gerçek olmayan çiftlere gerçek değilsin dendiği zaman sinirleniyorlar ve atak yapıyorlar. Bence bunun kesinlikle yapıyla alakası var. Saffet de çok sakin ama bir yandan. Ama bizim yapımız zaten öyle. Ben genelde gerginimdir, Saffet sakindir. Çok aşırı fazla seviyorum ama aşırı sinirlenip aniden sövmesi aslında benim de hoşuma giden bir şey. Nasıl ya Saffet? Kurbanat diyor Saffet. Ne diyor yani şu an? Değişik abi, her çiftte farklı oluyor demek. Ben hiç hoşuma gitmiyor Merve sinirlenmesi yani. Psikolog hanım borderline diyebilir miyiz? Yok şimdi, kalp kırıcı olmayayım. Psikolog olması senin için bir avantajları ve de... Ya bence 3 tane genç çiftin ortada oturanları gerçek gibi geldi bana. Şu anki fikrim bu. Yani anlık fikir belirtiyorum. Dezavantajları nedir? Tanışanlar mı? Evet. İlişkide. Sinir bozucu yanları şöyle, odaklanmışım. Ben bu ekibe mesela ya Buğra'yla önündeki psikolog hanımı kafada mesela sildim. Belki yanlış bir hareket yapıyorum yani. Hani ön yargılı davranıyorum ama. Bana da onlar bir yakın geldi. Böyle evli çiftleri de bir noktada birbiriyle relate edebilmen gerekiyor ya. Hani evlenmişler, kafa yapıları benzer falan. Sanki Buğra'yla psikolog hanım hiç... Ortak paydada da buluşamayacak gibi gözüktüler bana. Biraz. Bilmiyorum. Mesela maç izlediğimde de oluyor. Başka bir şeyde de. Ya diyor, bunun rahatsızlığı bu. Ya bırak diyorum, hani anı yaşayalım, filmi izleyelim. Ya boşver bir rahatsızlığı. Ablam da çok yapıyordu. Demek ki hani mesleki bir sıkıntı. Bizim kavgalarımız biraz birimiz böyle sinirliyse diğer taraf alttan alıyor. Olması gereken zaten çiftlerde öyle bence. Öyle olması gereken, öyle bir şey olur mu ya? Birisi sinirlenince diğerinin daha çok sinirlenmesi gerekiyor kavga etmek için. Ama sonra bağırçağır oluyor. Abi o da lazım işte demek yani. O bağırçağırlar olacak, anlatabiliyor ama muyum? Ama oluyordur, onlarda da oluyordur canım. Mümkün sonra değil zaten ekip psikolog toparlayacak abi gerisini. Allah'tan yapı olarak çok sakin biri. Geldiği yerler oluyordur belki danışanlarıyla ya da hani biz... Danışan dendiğini nereden biliyorsun sen psikologların? Ablam da psikolog, eşim de. Bu kadar psikolog varsa bizim psikolojimiz neden hala bozuk Orkun'um o zaman? Ben de bunu sorguluyorum şu anda. Doğru. Bu arkadaşlar karı koca değiller ama Buğra'nın gerçekten ablası psikolog. Çünkü bütün verdiği örneklerde Ekin'in üzerinde konuşmalarının hepsinde ablasının psikolog olduğuna değiniyor. Doğru söylemek istiyor. O yüzden ablasını söylüyor sürekli. Peki Ekin, sen şey düşünüyor musun? Hani ablası çok baskın bir karakter olduğu için ve belki hani ablasıyla yaşadığı çatışmalardan dolayı ablası gibi bir karakter, bir persona aramış gibi. Azra'nın gözleri, pardon, Ekin'in gözleri lens olsaydı ben Buğra direkt Ekin'le kardeş derdim. Ama mavi göz olduğu için o ihtimali sildim. Bir düşünüyor musun? Biz ablasıyla hiç benzemiyoruz. Öyle mi? O birazcık daha sinirli taraf. Ben daha sakin ama çok yakın arkadaşız. Zaten benim patronum aynı zamanda. Aa, onun yanında çalışıyorsun. Bizim tanışmamız da o şekildeydi zaten. Ablasının kliniğinde ben staj yapıyordum üniversitenin son yılında. Sonrasında da bütün klinik yemeğe gitmeye karar verdik. Oradaki psikologlarla birlikte. Buğra'yla da orada tanıştık. Buğra niye geldi klinik psikologların yemeğine? Ablasının yeriymiş işte. Ne alaka canım? Ablasının yeri diye kendi psikolog çalışanlarıyla yediği yemeğe... Haydi ben de geleyim abla mı diyor Buğra. Ne bileyim, belki önceden beğeniyordur. Saçma bir olay, saçma bir olay gelişimi bence bu. Ben çok inandım bunlara ya. Gerçekten mi? Sen bu bölümü izlemedin değil mi? Tamam. Tanışıklık ne kadar sürdü? Buğra beni daha öncesinden görüyormuş. O yemek de zaten ablasıyla konuşarak organize edilmiş. Bak, demek ki Buğra zaten Ekin'e yürümek için ablasıyla bir yemek organize ettirmiş. Ama bu da saçma geldi bana ya. Düşünsene ablana böyle bir şey diyorsun. Ben mesela ablası olsam derdim ki lan saçma sapan konuşma, git konuşacaksan konuş, bana niye şirket yemeği organize ettiriyorsun sen birine yürüyeceksin diye derdim. Anladın mı? Düşününce benim evet. Ablam da derdi buna. Bu kadar gerçekten kardeşini seven abla var mı ya?
Yani sen stajdayken ablasının yanında çalışıyordun. Evet. Sonra yemeğe gittiniz. Burak geldi yemekteyken. Burak zaten senin farkındaymış. O da büyük ihtimalle gelen giden yeni stajyerlere bakıyordu. Denk geldi de olabilir. Tek stajyer bendim Allah'tan. Bir hafta sonra sevgili oldunuz ve o sevgililikten evlenmeye kadar ki olan süreç ne kadar süreydi? Bir yıl sevgili kaldı. Sonra da evlenme teklif etti. Yalan, yalan, yalan. Ne zaman tanıştınız? Biz 2 Ağustos'ta tanıştık. 2021'de. 2021 2 Ağustos. Şimdi şöyle bir yalan var. 8,5 aydır evlisiniz. Senin yaş 26, 25 diyelim evlendiğin tarihe. Bir sene sevgililik verdim 24. Sen 24 yaşında mı staj yaptın o zaman? 23 yaşındayken staj yaptım. Ama 2000 kaç dedin az önce? 2020'de ben staja başladım okula devam ederken. 2020. 24,5. Sesi yavaştan titremeye başladı. Çağrı üstüne gidip yalan dedikçe. Burada bir bit yeniği var. Bravo Çağrı. Yakaladı bence. Yaşında bu arkadaşlar tanışmış ve sevgili olmuşlar o zaman. Ama hesaplara göre de burada 23 yaş dendi. Ne? Staja başladığı yaş. Yani arada 1,5 sene fazlamız var. Staj süresi öyle 10 günlük falan bir şey değildi bu arada. Uzun süreli staj yaptım ben. Stajımın 6. ayında biz yemeğe gittik. Çağrı da bizimle, Çağrı diyorum affedersiniz. Burak da bizimle birlikte geldi. Tamam. Öğretmeni hocanın ismini karıştırır mı? Bizimle konuşurken karışabilir. Kameraların efekti. Bak geçen hafta da bundan dolayı doğru çifteledik. Abi ben sizin adınızı unutuyorum. Oğlum o sen malsın. Seninle bir kıyasla mı? Sen günde 10 kere kafanı vuruyorsun. Vurmasan çok zeki çocuksun aslında. Hocanın adı neydi? Buğra. Soyadı neydi? Tögel. Diğer soyadı neydi? Göktuğ. Buğra Tögel. İyi. Kaç yaşındaydık hocam? 29. Mesleği neydi? Erkek berberi. Nereliydi? Erzurum. Güzel. Küçük bir hafıza. Çok sanki ezberlediği bir şey söylüyormuş gibi cevap vermedi mi sorulara? Erkek berberi demez bence. Erkek berberi çok garip bir şey bu arada. Yani erkek kuaförü dersin ya da total kuaför dersin. Ama ben hayatım boyunca da hiçbir zaman saçımı kestirmeye giderken kuaföre gidiyorum demedim. Mesela. Erkek berberi de demedim. Mesela. Erkek berberi. Çünkü berber zaten erkek kuaförlüğünün tek kelimeye dönüşmüş hali değil mi? Bana öyle gibi geliyor hep. Testi yaptık. Ulan çok heyecanlandım o öyle sorunca. Sen yemekten sonra... O Instagram'dan ekledin. Instagram'dan ekledin ekini. Sen de geri followladın. Sen iyi anladın tabii seninle ilgilendiğini. Evet ben de hemen Burçin'e yazdım ablasına. Ne dedin? Kardeşim beni ekledi ama hani sorun olur mu tarzında. Çünkü ben de o akşam beğenmiştim Burak'ı. Saklamak da istemedim. Bak etik sen, bir insan. Bir dakika bir dakika bak, sen... Bak etik evet, etik. Vallahi etik. Bir soru soracağım. Uyduruyorum böyle bir şey yok. Ya bu arada ben çok yanlış bir yorum yapıyorsam beni uyarın. Yani kötü bir şey söylemeye çalışmıyorum aslında garip geliyor sadece. Ablanın psikologluk şirketi kurduğu bir formatta ablanın erkek kardeşinin zanaat isteyen bir sektör olan berberlik sektöründe uzmanlaşmış olması, ablanın da psikoloji üzerine bir şirket kurmuş olması aile yapısı olarak bana çok ilginç geldi mesela. Size ilginç gelmedi mi? Ha olamaz mı yani? %0 ihtimal. İmkansız bu. Falan demiyorum tabii ki ama garip geldi yani sadece. Normalde formatta da. Soruya 3-2-1 diyeceğim. Aynı anda cevap vereceğiz. Tamam mı? Yemeğe gittiğiniz yerin adı 3-2-1 Erzurum Cel Kebapçısı. Tamam. Buradan ben güzel elektrikler alıyorum. Burası olabilir gibi geliyor. Geliyor değil mi? Evet. Bana da öyle gelmeye başladı. Evet, ben bir buraya bir yıldız koyayım. Sen de küçük pipi çiz oraya. Tevfik iç Merve'nin bardağında. Sağ ol, teşekkür ederim. Aha bak bitti. Çevirdi bardağı çevirdi. Çevirdi bardağı. Ekin'le Burak aynı bardaktan içti. Azra ile Saffet farklı bardaktan içiyordu. Merve suyu içerken Tevfik'e iç dedik bardağı aldı çevirip diğer tarafından içti. Belki sevmiyordur karısını oğlum evlilerdir ama bu kadardır yani ilişkileri hani. Ya ama bir sevgi ölçütü müdür bardağın aynı noktasından içmek? Sen bana bardak versen seninkini bile çevirmem. Ay. Bile derken ne demek ya? O hayır oğlum karım değilsin ya karım mısın? Ya kanka böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaş değil miyiz yani biz? Hayır bak ben tikli biriyimdir. Ben başkasının ağzını içmem ama biz Japonya'da seninle çok alıştık. Ben senin ağzına şöyle dil atıyordum artık yani şeye. Doğru. Belki alışkanlığım öyledir. Yani solağım ve solla tutup dönmek istedim. Herkes... Ya bu hiçbir konuda bilgi verecek bir şey değil bence ya. Yani şey, adam belki pimpirikli bir tiptir yani.
Bardağını bir kere yalayıp çifte verebilir mi ya? Ben okeyim, orayı eleyelim. Neresini? Bardağı çeviren tevfiyi. Ya bu kadar basit mi senin bir insan eleme? Bardak çevirdi diye. Evet, çok net. Merve, senin bu konu hakkında yorumun ne? Evde de böyle bardak seçer mi Tevfik? Çok hijyenik biri. Ondan kaynaklı değil mi? Çok tiki var bu konuda. Mesela en uç özelliğini söyler misin o titizlikle alakalı? Sürekli evi süpürüyor. Günde iki kere süpürebilir. Ben çok dağınığım. O aşırı toplu. Salonda bir tane L koltuk mu var? Nasıl? İkili koltuk mu var? Nasıl? Şu an cevap verebilirsin. L koltuk. L koltuğun rengi. 3, 2, 1. Antrasit. Koyu gri. Koyu gri. Çok koyu. Çay içiyor musunuz akşamları? İşten dönünce çok geç olduğu için zaten köpeğimiz var. Tevfik sonra onu çıkarıyor. Köpeğin adı ne Tevfik? Kiki. Aynı anda keseriz, bir daha söyleyelim. Başkalarını iddia edelim. Kaç yaşında? 2,5 civarı. Sahiplendiniz mi? Sahiplendik. Neydi cinsi? Kırma, golden ve labrador kırması. Bak ben sana söyleyeyim, burası evli hocam. Neden? Ben öyle hissettim. O bardağı çevirmesi de bizi yanıltma hareketiydi. Benim bardağım bu muydu, bu muydu? Abi, lütfen karışmasın artık Orkun'un ağzından. Kesinlikle içmeyeceğim çünkü Orkun'un ağzından. Bu Orkun'un bardağı. Dudaktan anladım. Nereden biliyorsam dudağının tadını. Onu sorgulama. Yani L koltuk seni gerçek olduğuna inandırdı. Bu arada bizde de L koltuk var. Sizde de L koltuk var. Zaten sizinki öğrenci evi belli ki. Ayrı ayrı öğrenci, evli değil. L koltuk muhabbeti ne? L koltuğun hangi tarafı evliliğe inandırıcılık sağladı? Ben kaçırdım Esra. Aynı anda cevap verdiler ya, o galiba rengine falan. He. Bak o çiftte L koltuk yok. Sizde L koltuk yok. Yok. Sizde sanki bir odanıza hiç girilmeyen bir misafir odası varmış gibi bir... Yok. Bir sene önce evlenmişler. O 20 senelik falan evli olmalı lazım o odanın var olması için. Hissiyattayım ben. Misafir odamız var. Bir ömür ben annemle yaşadım. Ama bir sokak ötede bir evimiz daha var. Biraz daha ufak. Annem oraya gitmek istedi. Hani biz evlendik diye. Diğer eve annemi taşıdık. Benim ömrüm annemle geçti zaten. Siz Elvan Hanım'la evlenene kadar annenizle mi yaşadınız? Evet efendim. İlk evliliğim benim zaten. Kendisini işte 1,5 sene evvel tanıdım. Siz ne kadar sevgili oldunuz? Bu abi de sürekli aynı şeyleri söylüyor ya. Esra. Çok ezber gibi ya. Ben bunları eledim kafadan et. Kadıköy'de şeyde tanıştık efendim. Be. Sanat müziği korosunda tanıştık. 1,5 sene evvel tanıştık. İkinci ayda ben kendisine zaten açıldım. Zaten çok beğendim eşimi. Bir şey diyeceğim. Hanımefendi de mi şarkı söylüyormuş? Ne kadar elit tanışmalar var. Sanat korosunda şeyinde musikisi. Ona niye türkü söyletmediler? O da belki hevesi kursağında kaldı. Eşine söylettiler. O da korona. Ne tanışıyorlar? Twitter'da tanışıyorlar. O Twitter'dan like atmış da öbürü retweet atmış. O da Facebook'a gidiyor bakıyor hemen. Bak hemen ne kadar güzel bir tanışma. Ne kadar geleneksel, ne kadar romantik, elit bir tanışma. Twitter'dan sen kendini yaptığının farkında mısın? Kız ya, ajanstan gelmiş, iş getirmiş, çalışmaya gelmiş. Teşekkür edeceğine pusuya yapmışsın. Allah Allah. 4 ay kadar falan bir sevgili dönemi oldu. Arkadaşlık dönemi oldu. Peki Elvan Hanım, sizin önceki evliliğiniz ne kadar sürmüştü? 15 yıl. 15 yıl, uzun da sürmüş. Çocuğunuz yok. Var. Ha, var. Peki beraber mi yaşıyorsunuz şu an? Yok, hayır. O büyük artık kendi işini kurdu. İzmir'e yerleşti. Bundan 2 yıl önce. Ha, kaç yaşında? 28. Ne iş yapıyor İzmir'de? Mimar efendim kendisi. Kaç yaşında evlendiniz, ilk evliliğiniz? 17. Çocuk kaç yaşında? 18 yaşında. Oldu 18'de, evet. Ne zamandan beri evlisiniz Caner Bey'le? 1 yıl. Bu arada şeyi anlayabiliyorum, hani buradaki enerjiyi. Çünkü benim annem yaşında işte Caner Bey. Annem de koroya gidiyor. Sanat müziği korosuna gidiyor. Farklı korolar değil. Değiştirdi falan. O yüzden hani annem de mesela şu an birine annem gebercek beni. O yaşlarda... Evet, ben de bir an önce bu bitsin sohbet diye bekliyordum. Olabilir mi diyorsun yani? Olabilir yani. Kızınız Caner Bey'le anlaşabiliyor mu? Çok haşır neşir olamadılar. Yani kızım 2 yıl önce İzmir'e taşındığı için ara ara beni ziyarete gelebiliyordu. 2 yıl öncesine kadar siz kızınızla beraber yaşıyordunuz. Evet, ben kızımla birlikteydim. Sizin bekar olduğunuz 15 yıl kızınız var diye siz kendinizi kızınıza vakit olarak ayırmışsınız. Kızınız gittiği gün Caner Bey'le tanışmışsınız zaten. Yok, bayağı bir zaman geçmişti, böyle yalnızdım. Gerçi ama yalnız şey da değilim, hani arkadaşlarım falan var. Evleneyim düşüncesi yaşamadım hiç bugüne kadar. Yok ya. Ben bu ablayla bu abiyi, korocuları ben eledim kafada. Bunlar sanki gerçekten birbiriyle hadi uyumlu bir çift bulalım diye çok uyumlular yani. Bilmiyorum.
kadardı. Yaşamış olsaydım yapardım herhalde çünkü aradan bayağı da bir zaman geçti. Caner hani çok farklı yaklaştı, çok naif yaklaştı. Bir şekilde etkilemeyi başardı beni. Peki ben şunu soracağım. Siz Caner Bey'le tanışmadan önce de ev hanımı mıydınız yoksa oradaki yani özel değilse o geçim sürecini ben merak ettim. Kızımla yaşıyordum. Eski eşimden nafaka alıyordum ve benim kendi ailemin maddi durumu da çok iyi. Onlar da destek oluyordu. Peki Caner Bey'in en böyle size değişik gelen, ben bu adamla evlenmeliyim dediğiniz özelliği nedir? Ne bileyim, hani beni çok düşünüyor. Hayatım boyunca ben hep beni düşünen bir insan aramışım. Hani başım ağrıyor dediğimde benden önce panikliyor mesela, şey yapıyor, ilaç arıyor. Düşünülmek, bir de konuşabiliyoruz. Belki hani bu yaşın getirmiş olduğu bir olgunluğa sahibiz artık. Şu anda kendimi çok yaşlı hissediyorum bu çiftler arasında bu arada. Hiç öyle hissetmeyin, hiç öyle bir görüntü yok yani. Hepiniz şu anda Caner Bey de, Saffet de cix duruyor yani şu anda, öyle söyleyeyim. Abla, herkes aynı modda, enerjik de duruyor. Asıl sor... Abla... Yaşını söyleyeyim. 18 yaşında doğum yaptıysa, çocuğu da şu an 28 yaşındaysa, abla 46 yaşında. Basic mat. Soru şu, Caner Bey'in annesiyle nasıl durumlar? Anneyle yakın oturuyoruz. Çok şükür ki yakın oturuyoruz. Çok hanımefendi ya. Çok böyle çok zarif zaten. Bir kadın. Ben de çok sevdim. Ben çünkü uzun yıllar kendi annemden çok uzakta yaşadım. Caner'in annesi bana anne oldu gerçekten. Annem de benim gibidir. Düşünceli, kibar. Biz böyle yaşadık. Oh. Benim doğal halim böyle efendim. Yani ben konuşurken de efendimdi falan konuşuyorum. Çok çevrede öyle konuşanlar yok. Caner Bey konuşurken arka planda sürekli biri ut çalıyor gibi değil mi ya? Peki biz o zaman artık çok uzatmadan bir elemeye geçelim ama elemeden önce benim ricam olacak. Herkesten böyle romantik bir müzik açalım. Bir çift dansı. Ne olur o? Vals ne olur? Bachata. Yok canım daha. Bachata. Neler bachata? Nasıl yapsın oğlum? Bachata sıfırdan yapılabilecek bir şey değil zaten. Tamam yapamazlar o yüzden. Normal dans. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Azra'da şöyle bir şey var. Çattık ya. Saffet'le dans mı edeceğiz falan gibi. Biz bir dans rica edelim. Şöyle bir arkadan bir romantik bir müzik açalım. Buğra, ikini dansa kaldırıp düğündesiniz. Hiç ilk dansımız olmamıştı. Bu vesileyle en azından onu da aradan çıkalım. Yok abi yok ya. Yok çok şüpheli. Çok şüpheli yaklaşımlar var. Çok utanç verdim. Çok kırıldım. Böyle devam mı? Şarkının bitmesi. Tamam durdurabiliriz. Hani dans edersin. Bir kere göz göze gelmez misin lan dansta? Bir kere ya. Hani ben seninle dansam yanlışlıkla göz göze geliriz. Ne yapıyorsun falan deriz hani. Zaten utangaç bir insan. Tamam peki ben utancınıza veriyorum diyeyim o zaman. Bir de yani gayet yakın dans ettiler. Çağrı biz seninle şu an dans etsek daha yakın dans edeceğiz. Dostum biz zaten ekran önündeyiz artık anladın mı? Biz rahatız o konuda. Dans ederiz öpüşürüz ne bileyim yani. Olabilir aşağı ben eminim şu an. Ben bize şey işaret gönderiyor. Ver abi sen oradan bir bakalım. Ama samimilerdi yani. Tamam peki ben evli biri olarak inandırıcı gelmedi. Ben... Tamam o senin kendi fikrin. Tamam. Ağlayarak günlüğüne yazamıyorsun. tamam burayı alalım o zaman. Bir de Merve otur. Tevfik dansa davet et. Bayağı oyna. Bardak gibi olmasın. Biz düğünümüzde bile çok kötü dans ettik. İki şarkımız vardı ama. Bir dakika siz düğününüzde hangi şarkıyla dans etmiştiniz? Resim Maraz, Bella Luna ve Şade'den. No Ordinary Love. Evet. Ya bu kadar detay nasıl biliyorlar abi? Birbirlerini tamamladılar. Tamam biz... Baba bunlar bak ben dedim. O üç gençten ortada oturan bunlar evli. Bunlar evli. Lütfen dansınızı bunu görelim sevgili. Çok, çok iyi çalışmış çift. Bunlar sınıfın ineği oğlum işte. Bunlar yine sınavdan bu 90 ya alıyor. Telifte yardımcı olur musun? Hangi Avrupa müzikte misin? Neredesin? Söyleyebiliyor muyum? Evet. DMC. Aa DMC'desin. Aa DMC'desin. Benim hep yayınlarıma DMC giyiyorum ben. O değil amına koyayım ya. Söyledelim ya. Söyle bakalım. Neyse parası verelim ben çalayım Samsun şu şarkıları. Samsun Demir kaç yaşında? Annemle yaşıt. 64'lü. İyi doğru cevap. Ne söyleyeceğim benim şarkılarım var ha. NetD kanalının kaç abonesi vardır? Of çok var lan. 20 milyon üstünde. Son sayısını bilmiyorum. Ama bizim kanalımızda 1 milyon yeni oldu. Gerçekten düğünüzde de bu kadar kötü dans ettiyseniz. Korkunç. Çok kötüydü. Abi ben burayı gerçek gibi hissediyorum ya. Ben de. Sizin ne kadar olmuştu evleneli? Aralık 2020. Tevfik'in bir fikri yok gibiydi sanki. Kaç Aralık Tevfik? 25. Christmas. Tamam Saffet Azra'yı dansa kaldırır mısın? Bu nasıl bir dansa kaldırma ama hiçbir şey demedi. Yani biz öncesi konuştuk. Neşeli mi bakayım?
bunlar evliyse, bak bu ikili evliyse ben adımı değiştireceğim. Düğündeki. Saffet full Azra'yı izliyor. Azra'nın gözü o kadar dışarıda ki. Tamam, kapatabiliriz müziği. Saffet istersen otur, kızın abileri falan izliyorsa. Evli değiller, anladın mı? Onun şakasıydı aslında. Aa, evet. Kızın sevgilisi falan izliyorsa şimdi bak seni vurmasın. Zaten erkek kardeşiyle yakınız zaten. Biz yine inanırız kardeşim, sana bir şey olmaz. O yaptığınız koreografi çalışılmış bir şey miydi? Yani düğünde de öyle mi dans ettiniz? Benim zaten çok geçmişimde vardı. Dansçı Saffet ama benim hiç alakam yok. Ya nerenin dansçısı Saffet ya? Ya Saffet. Saffet bir çıkıyormuş kafa koptera amına koyayım şimdi, herkes şok. At yalanı inananı yani. Yerde böyle benimle dans eder misin Ozan gibi 3 tane salvo atıyormuş şimdi. Ha evet. Çağrılar evlilik cüzdanlarına niye bakmadılar da bu kadar uzun program yaptılar diye bir soru var. Evet. Cevap vermek ister evet. Diye düşündüm. Yok, cevap vermek tercih etmeyeceğim bu soruya. Bu soru ne gibi bir soru biliyor musun? Yüzüğü niye kartallarla götürmediler de 3 tane film çekildi gibi bir soru yani. O yüzden gerek yok yani. Allah Allah. Ne dans? Tango kursunda uzun bir süre bulunmuştum. Ben iyi tango yaparım, gel. Ya uygun. Zarban Furkan'dan geçti hep ya. Ben böyle bir insan değildim ya. Ya bir insan abi tangoya böyle VS teklif eder mi ya? Ben iyi tango yaparım. Gelse ne olacak kanka? Hadi tango. Sohbetim de boş bir anına geldi. Hadi gel dedi, gel. Ben... Gel de sana bir çekeyim tangoda gibi bir şey oldu. Yemin ederim siz evli değilsiniz. Günah girersiniz. Kur'an çarpsın, yemin ederim bak. Sen niye yemine girdin? Gözünü seveyim ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben de aynı büyük iddialı bir şekilde aynısını söyledim. Yani adımı değiştiririm diye. Bence de değiller. Ben yeminim. Çok bariz yani. Diyorum. Ben bir tek şuradan korkuyorum. Caner Beylere gelmeden önce bu üçlüden Tevfik ve Merve'de ben birazcık daha oradayım yani. Senin şu an düşüncen bu kadar çift arasında Tevfik'le Merve'ye bilirdin evet. Mi? Evet. Evet. Olamadı. Yani insanlara bunu öyle mi? Ne konuştuk oğlum? Bak, senin kim abi? Biz, ikimiz biz. Hı-hı. Dedik ki o taraf olabilir, hı-hı, o taraf olabilir dedik. Hı-hı. Onlar da değil dedik. Bak senin yine kafan karıştı. Niye değil dedik oraya? Onu bakayım notlarıma. Golden Labrador kırması köpekleri olduğu için değil demiş. Oğlum şöyle bir şey oldu bak, bu çift ikidir, birbirini tamamlıyor. Golden diyor, öbürü Labrador diyor. Ama onlar diyor. İyi çalışmışlar işte. Öyle bir çalışma olamaz bu programda. Hakaret sayarım lütfen. Oğlum Ali diyor ki ben bu dörtlü çift grubuyla toplamda 25 saat vakit harcadım. Ne? Yok. Oha oğlum, bayağı çalışmalar o zaman. Diyor 25. Ama gerçi önceki programlardan da belli yani. O bayağı çalışılıyor yani. En kötü ilk elenen çifti bile... Bir tane doğru var, daha ilk şıkkı elemekte bile zorlanıyorsun. Burayla 25 saat vakit mi harcamış? Evet ya, tek tek görüşmüş hepsiyle toplanmış abi, o işte o yüzden oğlum. Bizi niye uğraştınız abi? Bak, 25 saat vakit harcadınızsa nasıl bulalım? Kanka al şu sponsoru bir ye. Tamam mı? Sen bir dakika sponsor ye. Ben Merve ve Tevfik'in bir tık daha olma ihtimalini düşünüyorum. Tamam. Sonrasında da sizi düşünüyorum aslında. Daha henüz Caner Beylere gelemedik. Orayı çözemedik. Çift olarak çözemedik. Yani kızmazsanız da sizin olduğunuzu düşünmüyorum. Sen de birazcık şeysin, tamam mı böyle? Yeterli mesai geçirilmemiş, anladın mı? Soru sorun o zaman. Bence burada net hızlıca elenecek ilk çift Saffetler. Onları ilkten üstünü çiz, ele. Ben öyle düşündüm kendimce. Daha ne diyebilirim? Kafana fırlatacak şimdi. Evet. Sor abi. Harbiden soru sor sen. Dans ettim hani. Aa, son çiftte de dans ettirelim. Evet. Bir tur soru soralım, ondan sonra eleme geçelim. Tamam. O zaman Caner Bey sizi dansa davet etsin. Bak bak oğlum bir izle ya. Ön ilikledi. Ön iliklendi. Biz dans etmiyoruz, biz şarkı söylüyorduk. Bak şimdi gel. Ne yaptı biliyor musun Caner Bey? Dur gel gel. Bir otur. Aç abi. Şu paçalarını aç abi. Bundan sonra bu kapri olarak giy bunu, tamam mı? Bunu giy. Bu paçalara böyle kullan, çok tamam mı? Çok haklısın. Ben şimdi son 3 ayda 7 kilo aldım. 75 kilo oldum. O yüzden hiçbir şeyim olmuyor oğlum. Böyle çok güzel oldu. Bütün program... Ben de çok kilo aldım chat ya. Bu videodan sonra konuşalım. Paça boyunu ölçüyoruz. Ne giysem yukarı kayıyor ya. Caner Bey ile Elvan Hanım dans etti. Caner Bey en son ne yaptı biliyor musun? Hadi. Omuz pıt pıtı yaptı abi. Hadi tamam, bitti dans. Hadi bakalım böyle yaptı.
Ne anlama geliyor? Küçük kuzenini severmiş gibi. Hadi bakalım. Caner Bey niye öyle bir şey yaptınız? Anlamı ne yani onu biz bilmediğimiz için? Hiçbir anlamı yok. Ben eşimi seviyorum ve çok dans eden bir de bir çift değiliz. Hatta öbür taraftan elini bulamadım falan. Benim bir eşle bir hayatım olmadığı için öyle şeylere yeni alışıyorum. Ama bizi ağlatacaksınız bak. Sürekli buraya geliyoruz. Biz şimdi hüngür hüngür ağlayacağım ben. Oğlum artık bir çifte elememiz lazım. Ya Azra'yla Saffet'i eleyelim. Doğru abi, doğru. Sen gerçekten kafana şu anda çanta yiyeceksin birazdan bak. Doğru düzgün soru sorulmadan eğlenmeyi kabul edemeyebilirdim, tamam mı? O yüzden lütfen tatmin edici bir iki soru soralım. Tamam, sen sor hocam peki sorun. Tamam. Azra'ya soruyorum. Saffet'te en sevdiğin özellikler neler? Var mı ya da? Var tabii ki. Şanlı ve merhametli oluşu. Yani beni çok etkiler. Saffet'in o özelliğini çok seviyorum. Hayvanlara düşkünlüğünü çok seviyorum. Bunlar tabii basit şeyler. Ben aslında Saffet'in beni sevişini çok seviyorum. Bak bu güzel cevap. Yani güzellik klişe çok arasında çok ince bir çizgi vardır. Çok klişeydi bence. Esra bir şey mi diyordum canım benim? Bence de klişeydi. O çizginin ne tarafında olduğunu çok bazı insanlar gerçekten kendilerini sevilmesine seviyorlar harbiden de. Nasıl seviyor seni? Anlatsana biraz. Beni çok düşünüyor. Mesela böyle her hafta ufak da olsa bir çiçek, işte bir şeyler falan masama bırakıp gider. Şimdi bir şey soracağım. Her hafta... Bak masama bırakıp gider detayı şu an beni biraz etkiledi. Neden etkiledi? Aynı yerde çalıştıklarını ta kaç dakika önce konuştuk. Şu an... Ya bunlar evli değilse bile babacım... Bunlar aynı yerde çalışıyor. Bence. Çünkü insanın aklına 15 dakika önce konuştuktan sonra çat diye bir anda böyle cümlenin çok detay olan bir yerine sıkıştırmak gelmeyebilir. Ufak da olsa bir veya çok iyi çalışmış. Evli değil misiniz? Aynı evden çıkmıyor musunuz? Niye ben de çiçek oluyorum yani? Kanka zaten sen gerçekten bütün sorularımı counterladın bugün. Gerçekten soru soramadım. Çıkarım analiz yapamadım. Çünkü kesin bu yapılmıyordur dediğim her şeyi sen yaptığın için kanka şu anda... Gerçekten sonuca gidemiyorum ya. Evet o da oluyormuş. Saffet sen ne ara çiçek alacak zaman buluyorsun? Çalışmıyorsun galiba sen nasıl olsa aile şirketi diye. Allah aşkına 3 saat oldu birini lütfen eleyebilir miyim? Ben mi eleyelim diyorum? Hayır yok ben genel... Eleyelim abi ben... Eleyelim. Ben diyorum ki Saffet'le Azra'yı eleyelim. Yeterince soru sorduk eleyebilir miyiz artık sizi? Bizim için hiç problem yok. Ay ya gerçek çıkarlarsa. Yüzü kontrol yapayım mı? Bir yapsana. Paçalarımı da indireyim de sonra Twitch'te alay konusu olmayayım. Şimdi bir dakika. Harbi oldun evet. Be. Bu parmak hayatında ilk defa bu yüzüğü görmüş. Bak şimdi bu yüzüğü bizimkiler vermiş. Hayatında ilk defa birinin parmağına takılmış. Ama niye takılmış. İz var gibi orada yok sanki oğlum, böyle beyazlamalı? Şey. Nerede var o? Gel yakından bak. Işıktan öyle görünüyor. Yakından bak. Ayrıca bu yüzük siz ne kadardır evliydiniz? 7. ayımız. Şimdi şu iletişimden bir anla zaten. Tamam ondan da anlamadıysan Kegri. Bak ben anlamadım değil dostum. Ver ben dostum, ikna ederim. Bak, herkesi ikna ederim peşinde. Yüzük, bir verir misin abi bu yüzüğü? Yüzük bugün imal edilmiş. Ben... Üretimden yeni çıkmış bu yüzük. Pırıl pırıl parlıyor. Bir tane çizik bir tane. Bak, o zaman prodüksiyon sana bu çekimle alakalı binlerce TL çıkartınca da sen de hemen ağlama o zaman. Bak. Anladın mı? Bu adamlar pırlanta alacağım deyince. Sıkıntı sıfır yüzük olması. Bu yüzükler dün satın alınmış, bugün takılmış. Ayrıca Azra'nın parmağına çok büyük tamam, bir yüzük. Tamam ben kilo verdim onda. 7 ay önce daha kilo verdim. Yani tamam siz kalmak istiyorsanız biz yine sizi burada konuğumuz olarak tutalım ama sizi eledik. Okey misin? Okeyim. Az şükürler. Tamam. Azra ile Saffet'i o zaman görüşürüz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi çıkarken şöyle bir el tutuşu yaşandı. Çocuğu. Saffet elini uzattı. Tam böyle geçirmek istedi Azra. Ne oldu ya? Çocuğu elini tutmayı unuttu. İyi ki elediler. Ha unuttu çocuğu dedin. Evet. Ben orospu çocuğu dedin zannettim. Oğlum ne oluyor lan falan filan diyorum. Unuttu çocuğu dedin. Tamam. Azra şöyle tuttu ucundan böyle. Ben çocuk eli tutarak gibi gittiler aynı. Sen böyle konuşuyorsun inşallah gerçek çıkmazlar. Sen böyle konuşuyorsun deme bana. Bana atma bütün suçu. Hayır, suçu beraber eledik. Beraber eledik. Yine de ben böyle konuşmayalım dayım. Bir çiftimizi eledik. Tahtalarımızı rica edelim. Evlilik teklifi nerede yapıldı? Onları yazalım lütfen. Lokasyon, semt ve il adı. Evet cevapları görebilir miyiz? Ya, o siktir ya. Bana soldaki çift çok kest gibi geldi kanka ya. Çok Yeşilçam vibe veriyor. Tamam bana da öyle geliyor zaten de. Yani... Oğlum bayağı çalışmışlar ya. Kabak, Fethiye,
Kaş Kalkan Kabak. Ne yazıyor orada? İş yerlerinin adı. O B mi P mi? İş yerinde mi evlilik teklif ettin? Evet. Nasıl oldu, anlatır mısın Burak? Eki'nin son seansına ben aslında başka bir isimle randevu aldım. Gittim, içeri girdim, önce bir şaşırdı. Hani ben destek almak istediğimi söyledim. Önce konuya girdim, sanki hayatımda gerçekten biri varmış ve karamsarmışım gibi. Sonra daha fazla ilerletemedim. Dedim ki artık yani bu kadar karamsarlığın içinde dedim emin olduğum tek bir şey var. Benimle evlenir misin dedi. Çok şaşırdı. Aa, daha kötüsü gelmez bu arada. Bu çok, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çok arkası desteksiz bir yalan ya bu. Bak, bu çok kötü teklif. İşte bu kadar kötü bir teklif etmemiştir yani kafasındayım ben. Desteği olmayan, ardı önü düşünülmeden sallanmış bir yalan gibi geldi bu bana. Girdiler içeri, öyle kendi aramızda bir teklif oldu. Evet dedim ama çok şaşırdım çünkü bizim tanışmamızın tam birinci yılıydı. Akşam yemeğe gidecektik. Biraz, yine bir yemek, evet, bir yemek vardı diyor. Ama hani acaba ne konuşuruz diye düşünüyordum. Çünkü soğukluğunu da hissediyordum. Karşımda da... Dur bir su alayım yeri. Mert. Ha? Sesin dağdan gidiyormuş gibi gidiyormuş chat'e, biliyor musun? Çok kötü gidiyormuş. Kanka eski kulaklığımın mikrofonu çok kötüydü. Efe sesimi kısmış olabilir. Chat nasıl şu an Mert'in sesi? Bakayım Mert'in sesini kısmış mıyım? 79'da. 100'ü aldım. Esra da 83'te. Onu da 100'ü aldım. Da görünce herhalde ayrılmaya geldi gibi bir şeyim vardı. O yüzden bir şaşırdım. Yalan söylüyor abi. Hadi ayrılmaya geldi dediğin noktada karşı taraf evlilik teklifi planlayamaz. Kimsede böyle bir göt yoktur bence yani. İlişkinin çok iyi gittiği bir noktada edilen bir şey değil midir evlilik teklifi? Öbür türlüsünde zaten kavgalıyken zaten bir anda çat diye evlilik teklifi, eğer ki kavganın sebebi olarak, aralarındaki soğukluğun sebebi olarak şöyle bir şey derse, uzun zamandır benden evlilik teklifi bekliyordu, ben de bunu geciktiriyordum derse belki bir noktada bağ kurulabilir ama onun dışında yalan ya. Söylüyor. Güzel bir plan. Evet. Kurgu kağıt üstünde okey bir kurgu. Bunu gelin bunu Netflix'e falan sunalım. Burası evli değil, sevgili olabilir şu anda burası. Daha henüz evlenmemiş olabilirler. Çünkü o yakın temas falan da var burada. Hani biraz daha samimiyet var. O zaman ama Fulya Elvan Hanım'ın eski kocası da Caner Bey olabilir. Olabilir. Ya o zaman. Aa, bir de öyle bir muhabbet var değil mi? Onun için içinden çık. Eski eş de olabilirler. Ama eski. Olabilir. Şimdi... Ama eski eş artık çok bu işin dıdısının dıdısına giriyor. Eski eş koyulmaz ya buraya. Gerçek karı koca. Çünkü onlar da bir dönem gerçek karı kocaymış. Caner Beylerin senaryosunda bir müzik korosuna gidilmiş ve bütün hikayeler bu beyzli. Elvan Hanım'ın kızının adı, yaşı, yaşadığı yer, mesleğini yazabilir miyiz? Yaşadığı şehir. Evet. Evet, mesleği. Tamam. Yaşadığı şehir İzmir. Adı, yaşı. Bir de en alta en son ne zaman görüştünüz? Deniz Ünlü 28 yaşında, İzmir mimar. Deniz Ezgi Ünlü 28 yaşında, İzmir'de yaşıyor mimar. En son ne zaman görüştünüz? Kasım. Kasım başında, evet, görüştük aynen. Efendim. Kasım başında geldi. Her zaman gelmiyor çünkü. 2 senedir İzmir'de olduğu için. Kızınız evli miydi? Hayır. Peki Caner Bey'in kaç tane dairesi var? Ben de mi yazıyorum? Lütfen. Kendi, evet, oturduğumuzu da sayıyor muyuz? Tabii sayalım. 78 yazıyormuş. Nasıl? Şimdi. Yok. Caner Bey ne yazdı? Caner Bey mal bildirimi yapıyor. Benden gizli mal. Kapı müdürlüğü değiliz. Ben bu kadar olduğunu biliyorum ama başka da varsa iyi olur yani. Şimdi öğreneceğiz. Hemen kaldırıyorum efendim. Kendi oturduğum evi yazmak istedim. Oturduğumuz ev, annemin oturduğu Kurtuluş ve Sarıyer. 4 tane doğru. Kaç evi olduğunu... Yani evli değillerse bile bu tarafın artık tanıştığı kesin bir noktada. Ama şimdi 20 saatte çalışmışlar ya. Yok abi işte. 20 saatte mal bildirimi, mal beyanını konuşmazsın ya. Ama adam cümleye girdiğinden beri sadece gayrimenkul zenginiyim deyip duruyor ya. Gayrimenkul zenginiyim demiyor adam ya. Ya bunu çok belirtiyor. Bence bu konuşulmuştur. Kanka ben o ikiliyi eledim. Direkt ben de eledim. Kestim, ben de eledim. Direkt. Peki Merve, senin bir kardeşin, ablan bir şeyin var mı? Var. Neyi var? Abim. Abisinin saç rengi, göz rengi, yaşı yazalım. Bir de oturduğu semti yazalım abisinin. Siyah,
O ne ya? Kırçıllı beyaz? Beyazları çıktı demek istiyor. Ha, gözleri koyu renk. 37-38 Beşiktaş, Orlando. Beşiktaş'ta oturuyordu, Orlando'ya evet. taşındı. Tamam, abimiz ne iş yapıyor onu yazalım. Futbol okulu işletiyor, futbol eğitmeni. Kuzen... Ne oldu ya? Kuzenin adı Gökhan mı? Abinin adı. Evet. Karısının adı da Rayda mı? Evet. Evet, güzel, tamam. Bizim hangisi gerçekte Rayda Burak vardı ya, hangisi gerçek Türk Burak... bölümünde evet. Rayda vardı ya. Bonus çok tatlı bir... Has siktir, başka kastla tanıştığını çözdüler. Merhaba, Rayda ben, Türk vatandaşıyım. Evet. Bizim Gökhan'la evliydi, onların, onun kardeşi Merve. Ya dadısının dadısı. Hiç tanıyamadım, kusura bakma. Çok özür diliyorum ya. Peki o zaman Elvan Hanım'ın eski eşinin adı ve soyadı. Konuşmayalım, yazalım. Aa, come on Caner Bey. Peki bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Caner Bey nereden tanıyor Metin Bey'i? Tabii kızım da hani konuşurken. Bol bol konuşuyor mi, musunuz bol bol? Metin Bey'le ilgili? Kızımla alakalı olarak tabii ki. Yani Caner Bey'le... Bir dakika, Caner Bey bir şeye sinirlendi. Caner Bey eski eşinin adını soyadını bilmediği için şu anda ben o adamın adını bile ağzıma almam RP'siyle çıkış yaparsa çok komik olur. Umarım yapar. Caner Bey nereden önce biliyor Metin Bey'in ismini? Yani nasıl bilmesin benim yanımda? Değil mi? Biliyor ama konuşuyorsunuz bunu evet, yani. Konuşalım. Eski eşinizden bahsettiniz daha önce. Tabii isimleriyle. Çok kötü bir insansınız ya siz ikiniz. Yani biz ikimiz. Can you just dream about it? Sorun değil ama biz yani, eskilerle çok takılmıyoruz. Yani, ya Caner Beyciğim şimdi affedersiniz eşiniz bir adamla 15 yıl evli kalmış. Sizin kızım dediğiniz çocuğunda babası bir ismi gelmez mi aklınıza? Diyor ki Elvan Hanım bilmiyor olması mümkün mü dedi az önce. Ben, o yüzden tam orada durdurduk o noktada. Siz de tabii bilmeniz mutlu olur mu dediniz ama bilmiyor. Kendine. Güzeldi, yarışmak da güzel ya. Be. Patladılar be. O RP'ye girseydi keşke ama çok komik olurdu ya. Dikkat etmemiş de olabilir. Hani ben dikkat ediyorum. Ya nasıl bilmez dediniz Elvan Hanım az önce? Ama tamam da konuşuyoruz dediniz bununla ilgili. Ya tamam, daha fazla sıçıp sürünmeye gerek yok ya. Tamam. Onun özel hayatı diye ben zaten çok girmeyi düşünmediğim için. Yani ben kendi şahsım adına söyleyeyim. Benim annem iki evlilik yaptı, babam iki evlilik yaptı. Hepsi benim babamın eşi de annemi biliyor. Annemin diğer eşleri de babamın ismini biliyordu. Bu bence ama mesela şey biliyor, babanın ikinci eşi annenin ilk eşinin adını biliyor mesela atıyorum ikinci. Babamın ikinci eşi annemin ilk eşinin adını biliyor mu? Biliyor. Annemin ilk eşi babam oluyor çünkü. O zaman hocam hemfikir miyiz? Sen şu anda burada kimin evli olduğunu düşünüyorsun en çok? Merve ile Tevfik ve Buğra ile Ekin arasında gidip geliyorum. Onu finalde göreceğiz gibi ama ben... Gerçekten galiba ilkokulda böyle hocalarımız hep şey derdi ya. İlk düşündüğün her zaman doğrudur derdi ya. Bak saatlerdir, ananı, saatlerdir, tam böyle güzel bir konuşma yapıyor. Saatlerdir Merve ile Tevfik'ten yana fikir belirtiyoruz ve galiba hakikaten Merve ile Tevfik. Bence sağdaki berber abiyle psikolog abla da hemen elenmeli. Caner Bey ile Elvan Hanım'ın evli olmadığını düşünüyorum. Peki o zaman... Ya ben bu arada yani evli olmalarını da isterdim biliyor musun? Ben de hani isterdim. Çok tatlısınız ya. İkiniz de ayrı hani ayrı çok tatlı ve çok düzgün insanlarsınız. Bu kafamdaki şey senaryosu belki de gerçekten evlisiniz onu tabii ki bilemiyoruz ama yakışan bir çift olarak evet ya şimdi yani hani siz buraya olduğunuz için bir de programın başından beri seviye çok yükseldi. Allah aşkına bir gidin de bir küfür edelim biraz seviyemiz düşsün eski halimize dönelim ya. Küfür varsa ben müsaadenizi isteyeyim. Oturuşumu düzeltecektim de. O zaman çok teşekkür ediyoruz Caner Bey, Elvan Hanım. Çok sağ olun. Evet, kaldı iki çiftimiz. Bence gerçek çiftimiz burada karşımızda ama hangisi? İki çiftten birisi gerçek çift olduğunu ben de düşünüyorum. %50'miz kaldı gibi geliyor. Son sorduğumuz sorulardan sonra Merve ile Tevfik'in olduğunu bence düşünüyorum ama emin değilim. Şimdi ikimiz de aynı şeyi düşünüyorsak demek ki bir yanlışlık var. Şuraya biraz artık girelim istiyorum. Sen, tamam. Sen sorunu sor, sonra ben buraya tamam, şey yapacağım. Sorayım. Ekin, Buğra düğünde sana ne taktı? Yazabilir miyiz? Bu soru yerine mesela şey çok daha iyi olmaz mıydı? Evlilik yıl dönümünüzde ne yaptınız? Mesela. Bence eleyici bir soru olurdu. Buyurun. Ama hangisinde? İlk. İlk zaten bir senelik evliler ya. Zaten ikiden sonra bir şey yapılmaz ki. Bunun adabı raconu falan diyormuş.
su yolu. Bu setler, pırlanta setler. Hmm. Ne ki? Hoş geldin Osman. Lan! Osmanik G! Stream shit! 2024! Hoş geldin usta. Hoş buldum usta G in the street. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapalım kanka? Uzun bir videomuz usta, var. Usta senin kanal mı çalındı ya? Biri yayın açmış. Ha aynen. Hesabı. Uzun bir videomuz var, 53 dakika civarında. Aha. Şu an 40. dakikasına geldik. Gerçek karı kocayı arıyoruz sevgili Osman. Vay vay evet. Vay vay. Evet. Tamamdır, iyi seyirler. Teşekkür ederiz dostum. Katılmaz mısın? Katılırım, bir yandan da yemek yiyeyim o halde. Tamam dostum. Görüşmek orada üzere. Bilezik var ama tamam, sadece. Tamam peki. Düğündeki altınlardan gelen geliri harcadınız mı, bozdurdunuz mu altınları, ne yaptınız? Bankada duruyorlar. Şu an bankada duruyor. Harcamadınız yani. Hayır. Onları. Tamam peki, toplam düğün hasılatı. Bankaya altın koyuluyor mu lan bankaya? Yok. Hani evet. Şeyden dolayı söylemiyorum. Hani, ulan bunlar yalan söylüyor bankaya altın. Merakımdan soruyorum. Nakit para harici bir şey koyabiliyor musun? Kasa oluyor ya. Kasaya atıyorsun altınlarını vesaire. Olmadı ki bizde be sıram böyle şeyler. Ne bilek. Soruyoruz. Altın ne kadardı? Yazabilir miyiz? Siz hesapladınız mı? He? Hesaplandı mı sizin? Yok. Kaç para? Çok az geldi. Oğlum bizim düğünde şöyle bir şey olmuş. Düğünü yaparken o kutuyu öyle bir kamufle etmişiz ve en uca koymuşuz ki bana 50 kişi sordu altın nereye atacağız diye. O yüzden çok fazla atamayan insan oldu. Yani iki gün sonra bana arkadaşlarım şey dedi ya, biz kutuyu bulamamıştık da atmadık diyen çok arkadaşım oldu yani. Katılı abone ol. Olsundur abi o zaman. Açalım abi katıla bir çeyreklik. Evet. Ver, sonradan verirsin oğlum o zaman. Altını zaten hazır aldıysan herhalde, kutuyu bulamadım, o zaman götüreyim benim olsun denmez yani o altına. Biz de açıkçası değer olarak bilmiyorum. Çünkü altınları biz de takı şeklinde direkt kasaya koyduk bankada. Ama bu civardadır herhalde. Ama bir kabaca hesap yapılmıştır koyarken, işte 5, 10, 12, 14... Olmadı mı o? O zaman şunu soralım. Nikah yaptınız ya. Evet. Nikah şahitlerimiz kimlerdi? Hemen altına nikah kıyıldığında kim kimin ayağına bastı önce? Nasıl yani ya? Sadece gelin basmıyor mu? Evet. Erkek basmaz ki. Gelin damadın ayağına basmaz mı? Benim bilinçimde. Evet, Max erkek basmasın diye ayağını saklamaz mı? Onu da yazalım. Ne bileyim ya. Ne oldu? Bekle. Tamam. Hecenin, ne? Kuş dilimi konuşalım. Gösterelim. Lütfen. Bura, Tolgay, Duygu. Tolgay, Duygu senin. Ekin, Emin, Sena. Emin, Sena eşimin. Ha, basmadık. Sen basmadın ben, mı? Yok, hatırlamıyorum diye yazdım o zaman açıkçası. Basma öyle olmadı o zaman. Hatırlamıyorum aynen. Hmm. Ben hatırlıyorum. Siz bir de yeni evlenmediniz mi? 8 ay oldu. Burası evli değil hocam. Evet. Efendim? Chat'te diyor ki döne, ayağına basmak demek evde kimin sözü geçecek demek, bu bir yarış, o yüzden bunu soruyor olabilir. Yok be, gelin her zaman damadın ayağına basar, öyle değil midir? Ben de öyle biliyorum. Ben vallahi hiç daha gelinin ayağına basan damat görmedim. Bayağı da düğüne gittim ya. Evet evet, o burası evli o değil. Bence de. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Şimdi burası evli değilse bizim elemelerimizi tekrar göz önünde bulundurduğumuz zaman oğum oluyoruz. Şey yazsanız. Siz evlenme nereden teklifinden ne kadar sonra evlenmiştiniz? Bir buçuk sene yakın oldu tabii. Bora, tanışma gününüz neydi? 2 Ağustos olabilir. 2 Ağustos 2021'de tanışmışlar. Siktir amına koyayım. Bayağı şey mi yapacağız? Bir hafta sonra sevgili olmuşlar. Bir yıl sevgili kalmışlar. Sonra gitmiş dükkana, dükkanda evlenme teklif etmiş Buğra Ekin'e. Evlenme teklifinden 1,5 yıl sonra da evlenmişler. 8,5 aydır da evliler. Havuz problemi. Bir yıl ekle, 2022 2 Ağustos. 1,5 yıl daha ekle. 3,5 sene falan eder. 2020... 2 yıldan biraz az. 3. Hayır, bu yanlış. Ekin sen... Okuldan hangi sene mezun olmuştun? 2020. 2020'de. Mezun oldun ve staja başlamadın mı? Mezun olmadan önce başladım. Bura sen Ekin staja başladıktan bir hafta sonra Ekin'le tanıştın, doğru mu? Bir haftayı geçmişti ya. 6-7 ay oluyordu ben tabii staja devam ettim. Süresi tamam. Zaten o kadardı. Bugünden 3,5 yıl geriye gidersek... Bak Buracığım... Hayır yanlış, bir sene arada yanlışlık var. Bir sene var, işte bak o bir seneden az da olabilir ama ben bunu dedim anlatamadım. Yok, bak 2020 mezun, hatta mezun olmadan önce belki de 2010
2019'da staja başlıyor. Ama Gel Gürkut tanışma seneleri 2021. Üç yıl olmuyor mu? 3 yıl oluyor. Tamam. Git 2020'de tanışmış oluyorsunuz. Hayır. 2020'de tanışmış oluyorsunuz. Siz 21 Ağustos'ta. 20'de onun staj dönemi başlamıştı. Tamam ama ablanın yanında yaptı ya stajı. Tamam okey. Yani bizim tanışmamız 21. Yani bak ben size ilk sorduğumda siz bir yıl sevgili kaldık sonra evlendiniz dediniz ama aslında sizin toplam beraber olduğunuz süreyi biliyor musunuz? 3 yıla yakın oldu işte. 3 yıldan fazla oldu işte. Ben Merve ile 2,5 yıldır evliyim. 5 yıldır da beraberiz. Bir şey söyleyeyim mi? Tevfik 4, Hoca 5 hiç yıl. Programda ne soru cevapladığın, soru işareti attın. Ona bak finale gittik yani haberin olsun. Bak bir soru sorabilirim. Son kez Ekin'le Nuray'a bir soru sorabilir miyim? Şunu da çıkartayım. Evli misiniz? Biz öyle biliyoruz. Peki dünyanın düz olduğuna inanan biri var mı? Biz de yapacağız burada. Güzeldi ama evli değilsiniz gibi ya. Yok yok değiller. Dur. Biraz konuşalım. Evlendikten sonra böyle bir şeyler değişti mi? Konuşabiliriz. Yazmayalım. Bir şeyler. Neler değişti? Hadi biraz ben konuşayım. Her şey daha çok oldu. Konuş ya. Konuş biraz. Tevfik biraz konuş lütfen. Harbiden Tevfik'i hiç dinleyemedik. Çok bir şey değişmedi ya. Değişti mi? Çok bir şey değişmedi. Tevfik hoş geldin programımıza. Merhabalar. Nerelisin? Kuşadalıyım. Hoş geldin. Buradayım. Merhabalar. Evet. Ya internet buluşmanında şöyle bir korku olur genellikle. Konuştuğun insanın profil fotoğrafı, profili bilmem ne ama canlı da geldiğin zaman yok. Bu o hani değil oldu mu mesela? Bir tarafta da olabiliyor. Uzun bekledim mesela bir süre gelmedi. Beklerken aradım. Alo falan diye. Dedim ki kim geliyor acaba? Daha Ahmet abi geliyor mu sana? Acaba diye bir düşündüm. Peki Merve geldiğinde şey dedin mi? Tamam ben bu kıza evleneceğim. Evleneceğim hala yani. Nasıl evleneceğim yani? Evet. Nasıl böyle bir fail yaparsın? Tevfik bütün program susması iyi olmuş. Hayatımın bundan sonraki sürecinde Merve olacağına eminim gibi bir şey düşünmüş olabilirim. Abi evli değiller ki o zaman. Evli değiller, evlenmek mi üzereler? Ama karı evet. Koca olmaları lazım o zaman biz yanlış çift eledik. Tevfik ya 6 saat oldu bir cümle kurdun o cümlede de ağzımıza s**tın ya. Gerçekten Tevfik bu kadar keşke baştan konuştursak. Merve de bana manipülatif der ya. Çağrı var mı sorun çağrı? Yani s**t gibi kaldık şu an. İsteme detaylarını yazabilir miyiz? İstemeye gidilen tarihi. Kim istedi? Kimi kimden kim istedi? Bir de işte tuzlu kahve verildi mi? Eylül mü? Burası Ekim çıkmış. Babam babasından. Sadece anne babalar arasında çünkü pandemi vardı. Babası babam. Eylül, Ekim. Tuzlu kahve vardı. Kahve normal. Hadi. Acı sirke. 10 Eylül. Yüzükleri Tolga abi taktı. Tolgay abi taktı. Tolga mı Tolgay mı abi bu adamı? Burası da yani Eylül, Ekim. Değil. Ya yapma be. Saffet de Azra değildir ya. Değildir ya. Orada adımı değiştirmek durumunda kalırım. Van'dan orada sıçarız yani. Kahve normal. Tuzlu kahve vardı. Tata. Hiç hatırlamıyorum doğru düzgün ama yaptık galiba. Tuzlu kahve vardı. Yaptık bence. Merve sen Twitter'dan etkilenmişsindir tuzlu kahveye koyanlardan. Kesin yaptım. Tuzlu koymuşsundur. Neye soru işareti kahve koydun normal. Yine? Aslat. Aslat ben hiç hatırlamıyorum. Ben abiye giydim o düz gömlek giydi. Oraya bakabilir miyiz? Merve güzel bir elbise. Sen ne giydin? Merve güzel bir elbise demiş abi. Sen ne giydin? O sadece pantolonun üstünde normal gömlek. Sen ne giydiğini hatırlıyor musun? Pantolon ve gömlek. Ceket yok üstünde. Gömlek nasıl bir gömlekti tipi? Bol. O böyle. Desen falan var mıydı üstünde? Desenli. Okyanus. Tevfik ne deseni vardı? Nasıl bir desen vardı? Ebru gibi bir şey belki de. Öyle bir batik. Yalan. Biz gerçek karı kocayı eledik kardeşim. Sana tebrik ikisi ediyorum. İkisi de değil diyorsun sen. Tebrik ediyorum seni. Gerçek karı kocayı eledik abi. Bunların da hiç evlenecek gibi durmuyor bunlar da. Ben söyleyeyim. Bir Ekin'le buraya da bakalım. Buraya da bakalım. Eşimin evinde 10 Eylül'de aileler ve birkaç yakın arkadaş Yüzükler Tolgay abi. Kadıköy ailemin evi babası babamdan istedi. Yüzükler Tolgay abi taktı. Tuzlu kahve, sirkeli su. Tolgay abi acı sirke kahve taktı. Burak sen ne giydin? O beyaz bir elbise giymişti. Ben de siyah takım üstünde sadece elbisesine uygun beyaz motifler giymiştim. Burası da değil. Burası da değil. Ama yok bence Merve ile Tevfik doğru. Çünkü bak tuzlu kahveye takıldın ya. Abi Merve ile Tevfik nasıl doğru? Daha ayda sıkıntı var. Bırak günü istemenin ayı yanlış adamla. Bence tuzlu kahve çok şey değil. Ben de mesela tuzlu kahve içtim ama onun tuzlu olduğunu anlamadım. Tuzlu değildi bence o kahve. Burası evli diyorum ben. Evli evet. Merve ile Tevfik evli. Hiç konuşmadan bir bölüm kazanını ben bak, ilk defa görüyorum. Bak Tevfik de zaten evlilik rahatlığı vardı abi. Ben onu demek istedim. Yani sakal olsun, şey olsun, tavırlar olsun ben en başından beri. Kuaförümle anlaşamıyoruz ya. Tevfik ben hayatımda senin kadar s**t denk bir insan görmedim.
özür diliyorum ama gerçekten bu kadar iyi denk getiren bir insanı ben görmedim. Ama neden biliyor musun? İnanılmaz rahat bir adam rahat, ya. Rahat çünkü tasarımcı ya bir de. Geçiyor bilgisayarının başına, ayaklarını falan uzatıyor, çırılçıplak oturuyor tamam mı o koltuğa? Harbi söylüyorum bak, çırılçıplak oturuyor, Merve geliyor falan yapıyor, tekrar gidiyor, anladın mı? Zaten tamam. Tasarımcı dediğin andaki o rahatlığı öyle anlamalıydık abi. Anlamalıydık yani. Bir revize ver bak Tevfik'e. 2,5 ay falan beklersin. Ben revize veririm. Peki ne yapıyorsun sen hayatta? Oyun mu oynuyorsun bilgisayar? Ne yapıyorsun? Çok zamanım olmuyor öyle bir şey ya. Ne yapıyorsun? Keşke oynasam. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum bu aralar, bol bol çalışıyorum. Vitrin tasarım yöneticisiyim. Creative director mısın? Vitrin tasarımı yapıyorsun. Aa güzel. Cinema 4D kullanıyor musun? Az. Blender denedin mi hiç? Biliyorum. Blender de çok iyidir. Blender tavsiye ederim. Bizimle çalışmak ister misin? Sor. Evet, teşekkür ederim. Bir sonraki soruydu gerçekten. Merve ve Tevfik'in gerçek olduğunu inanıyoruz. Evet. Burak ve Ekin kusura bakmasınlar. Birkaç hatalar silsilesi vardı orada. Önemli noktalarda özellikle. Tevfik'lerde de hata... Abi bir şey söyleyeceğim. Öbür tarafta hata diye öbür taraf eleniyor şu anda da. Tevfik orada hala evlilik falan dedi. O çok hızlı es geçilmedi mi ya? Duymamış olabilirler mi acaba? Hata yapabilirdi. Tevfik de hata yapabilirdi ama konuşmamayı tercih ettiği için hata yapmadı. Tevfik konuşsa 40 kere hata yapacaktı. Konuşsa... İyi ki konuşmamış ya. Finale geçiyoruz. Hadi bakalım. Ya en uzun bölümlerimizden biri oldu yine ve emin gibiyiz ama çok daha emin değil. Ne oluyor oğlum? Çok özür diliyorum. Acıktım galiba. Karnım vuruldu. Çağlar ya. Yok muydu oğlum orada? Al. Ruffles ye. Al kardeşim. Al. Evet. Ve geldik bir programın daha sonuna. Sonuna. Bakalım 6 saatlik uğraşımız doğru muymuş, doğru mu bildik? 6 deme doğru... de 8-9 diyelim. Ben çünkü yayında öyle lanse ediyorum. 8-9 saat sürdü falan diyorum. 8-9 saat. Sürdü falan diyorum evet. Tamam. Peki olsun. Evet 8-9 saatlik uğraşımız sonucunda. Sonucunda. Bakalım. Biz bir karara vardık. Ama doğru mu karara doğru vardık? Doğru mu karar verdik bilmiyoruz. O zaman hazırsak lütfen herkes arkasını dönsün ve sadece gerçek çiftimiz bize dönsün. Ondan geriye sayacağız ve sadece gerçek çift arkasını dönecek ve evet. Hazır mıyız? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4. Ya peki tamam ben de başından beri bunları söylüyorum. Bu adam niye orada hala evlilik diye bir şey kullandı ya? Dedim sana. İşte bu. Hoş geldiniz. Bir an Saffet Azra diyecek, adımı değiştireceğim diye çok korktum ya. Tevfik. Zorla evlendirilmiş Merve. Ah oh, şükürler olsun ya. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Tamam şimdi. Güzel, otur abi yani, sakin ol. Elvan Hanım sizin yüzük nereye gitti ya? Sizin bir yüzük vardı az önce programda çünkü çiftli bir yüzüğünüz vardı hatta. Evet. Üstünde de bir pırlantası vardı yüzüğün. Oo çok bol geliyordu da. Takır ha, düştü. Bizim şimdi birkaç sorumuz var. Ne zaman tanıştınız peki? Bir hafta kadar önce tanıştık. Evet. Bir hafta önce tam tanıştınız. Bir hafta. Çok güzel çalışmışsınız ama. Oyuncu musunuz bu arada siz? Oyuncu adayım ben. Oyuncu adayısınız. Oyuncuyum efendim. annemle yaşadığım doğrudur. Hala bekarım. 55 yaşındayım. Hala evlenmedim. Belki bu programdan sonra... 4 eviniz var mı hala? O kadar değil. O kadar değil. 3 tane, 2 tane. Evet efendim. Evet tabii. Taliplerimi bekliyorum. İşte ona göre onu söyleyecektim ben de. Genel evet. Ve talip olmak o, için aşağıya formu da gireceğiz. Formu doldurun lütfen bir sonraki yani programa. Yani 2 ev var ve 2 de değil mi şey var. Elvan Hanım siz ne ara bu kadar? Siz hakim oldunuz bu ev, 2 evimiz var. Ya buradan bir çift hakikaten evlense ne kadar komik olur değil mi? Ben bu arada chat'i niye açmıyorum hala? Alo. Öyle keyfi. Aldın aldın. Chat'imiz de açılsın da. Ya gibi. Ben dedim size hani arsada niye? Var mı sorun? Kendini siz sorun ben. Siz bu arada bekar mısınız? Alo mu? Niye? Alo. Ne alo? Chat? Kendini büyük ekran almıştın ya ona dediler. Ha. Tamam. Şey yaptım, şey yaptım. Hayır değilim. Nasıl? Chat kapalıydı. Chat full kapalıydı. Ben etkilenmeden bir... şey yapalım diye, kimsenin etkisi altında kalmadan bir yorumlama yapalım diye yaptım. Harbiden de bildim. Helal lan bana. Evli helal misiniz bir de Elvan Hanım? Unuttunuz ama evli olduğunuzu Elvan Hanım. Ya işte ben unutuyorum arada. Saffet'le Azra. Azra'ya geçelim, evet.
Efe de izleyip izleyip tekte bildim pozları kesiyor ya. İtiraf et artık. Tamam ya. Tamam, uzun zamandır yayın yapmıyoruz. Uzun zaman sonra ilk kez yayın yapmışız. Bugün kimseye sinirlenmek yok. Peki siz ne zaman tanıştınız? Ya seneler önce tanıştık biz işte. Zaten oyunculuk yapıyorum. Evet ben. Evet. Sizi bir saniye geçelim. Buğra'yla ikine gelelim. Çok iyi çalışmışsınız. Tebrik bak, ederiz. Burasını harbiden ayrı tebrik çok ediyorum. Çok iyiydiniz ya. Evet. Son noktaya kadar çok iyi götürdünüz. Siz sevgilisinizdir muhtemelen. Hayatımda ikinci kez görüyorum. Onu da burada gördüm. Ne zaman tanıştınız? Bu haftanın başı. Aynen. Geçen cuma. Dün iptal olan sonradan gelen kim? Yok öyle biri, manipüle ettim seni. Niye beni manipüle ediyorsun sen? Ali abi 5 boyutlu santranç mı oynuyoruz? Ne yapıyoruz? Vay vay vay. Prodüksiyon var ya, arkadan bile çalışmış, helal olsun. Biz anlayamadık yani. Vay toprağım Mustafa, hoş geldin. Bu ne abi? Oyunculuk mu? Ne sizin olay? Ben gerçekten de erkek kuaförüm Bakırköy'de. Son 1,5 yıldır da dizilerde, günümüz dizilerinde oyunculuk yapıyorum. Sizin de izlediğiniz bir diziye de gitmiştim. Hatta onunla alakalı bir soru Kızılcığa da var. Kızılcığa mı gittin? Evet. Ne, hangi bölüme gittin? Umut'un yakın arkadaşıyım. Ya şu izlediğin dizileri bir gözünle izle adam ya. Oğlum nereden hatırlıyorsun ya? Geldi evet buraya. Ya. Bütün hepsini aman izlemişsin ya. Beraber oynadığın adamı tanımadın evet, ya. Evet onunla haklısın. Geçelim Tevfik'le Merve. Ya evet, inanılmazsınız Merve. Gerçekten. Tevfik sen niye bizim kafamızı karıştırıyorsun ya? Ya ne yapayım? Niye sonlara doğru? Bitsin diye bir karıştırdım. Bitmesin diye de bari. Ne yapayım? Dedin ama evli değiliz de işte ben evli olsaydık onlar, da dedin. Onların yüzünden şüphe de ettim ki biz evli değil miyiz acaba? Bu bir, nasıl bir döngü Tevfik diye. Tevfik kenarda diyor. Gerçekten ne zaman tanıştın? Dedim ikinci kez geliyor. Nasıl yani? Doğru abi aslında. İsteme tarihini yanlış bilen adam daha mantıklı evli olmak adına. Anladın mı? Ama diğerleri ezber yaptığı için oradan yanlış cevap gelmez mesela. Diye ya biz inanamadık dedim, Merve Hanım da aynı şekilde. Ya sen nasıl, siz nasıl? Siz kendinize gerçek olduğunu biliyorsunuz ve adamların gerçek olmadığını inanmıyor musunuz? Bizden daha çok evli. Allah Allah. Abi inanılmazsınız gerçekten. Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Bizim 10 aylık bir kızımız var. Ne? Onu niye söylemediniz? Sormadınız. Ama size de yani bir o anlatırken benim, orada... Hiçbir şey yok. Abi, benim kızım var falan diye. Ama yok, kendinizi tanıtırken 10 ama aylıkta yani, bir kızımız var. Harbiden lan, hiç sormadı. Anlatılır ya bu kadar da değil mi yani? Çok güzeldi ya, gerçekten yine çok zor bir bölümdü vallahi ama. Vallahi bütün yarışmacılar çok iyiydi ama hepinizin eline sağlık. Çok keyifli ve zor bir bölümdü bu da. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim o zaman. Bir sonraki bölümde ne yapacağız belli mi? Yok. Değil. O yüzden ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazıyorsunuz. Kardeşim her şeyi de bizi araştırtmayın. Birazcık siz gidin araştırın. Hangi bölüm eğlenceli olur, zevkli olur? Birazcık yazın yorumlara ya. Biz gerçekten beyin kalmadı artık. Artık ben enişte baldızımı arıyorum, karı kocamı arıyorum. Caner Bey ile Azra gelin kaynana mı bilmiyorum yani. Ne olur bize fikir verin. Videoyu da beğenin. Çağrı'ya da abone olun. Bize de abone olun. Çağrı'nın Twitch kanalına da abone olun. Paralı abone olun. 20 liranın altında abone olmayın. Tamam kes kanka. Üstüne bir de para gönderin Çağrı'ya. Başka bir etkileşime girebiliyorlar. Takip etseler yeter zaten. Gerisi önemli. Tamam. Gerisi gerisi. Tamam. Hayırlı hadi günler. See you. Güzel bir videoydu. Ben keyif aldım. Hakikaten keyif aldım bu videoyu izlemekten.